Genelde bir de zaten hormon tedavisi falan olunca Hı. dağılmış oluyor o zaman bayanların. Yani direkt olarak hormon tedavileriyle çok ilgili değil tabii ki ama yani kadın erkek oranını karşılaştırdığınız zaman Bayanlarda daha. kadın oranı daha yüksek Evet. hasta popülasyonumuz. Bir de geçen hafta zaten kanser haftasıydı. Geçen haftalar içerisinde Evet, vardı. geçen ay Evet, doğru, yeni girdik zaten buraya. evet. İsterseniz biraz da bundan bahsedelim, neler yapıldı. Birçok aslında etkinlik de yapıldı. Meme kanseri biraz da zannedersem konuşuldu. Tiroidlerden şöyle bir dönüp ben hemen meme kanserinden isterseniz geçelim. Tekrar tiroidlere döneriz artık çünkü biraz sonra programımızı da sonlandıracağız. Evet. Şimdi meme kanseri de önemli bir problem. Toplumda her 9 kadından birisinde yaşamı boyunca mutlaka ortaya çıkabilecek bir durum. Sıklıkla memede kitle olarak karşımıza gelmektedir bu gibi durumlar. Buna ek olarak meme başı akıntıları ile gelebilir. Kanlı ve kendi kendiliğinden spontan olarak olan akıntılardır bunlar. Yine meme derisinde kalınlaşma, kabalaşma, meme başında içeriye doğru çekilme. Bunlar hep ya da koltuk altında bir kitle ile gelebilen Gelebilir. hastalarımız olur. Bunlar hep meme kanseri açısından bizi uyarabilecek bulgular. Dolayısıyla tabii ki bunun nasıl tanınması lazım? Öncelikle her kadın kendisini en azından ayda bir sefer muayene etmesi gerekiyor. Yani biz buna kendi kendine meme muayenesi diyoruz. Eğer daha önce olmayan, çünkü herkes kendi vücudunu en iyi kendisi tanır. Daha önce olmayan bir sertlikle, kitleyle ya da biraz önce ortaya koyduğum bulgularla meme başında çekilme, meme başı akıntısı, deride kabalaşma gibi bir durumla karşılaşırsa hiç vakit geçirmeden bir genel cerrahi uzmanına mutlaka Mutlaka. başvurması gerekiyor. Ve bu gibi durumlarda mamografi ya da ultrasonla yine yaşla alakalı olarak başlanıp gerekli tetkikler yapılarak tanı konulabiliyor hastalara. Genelde baktığınızda zaten meme kanseri dedik, tiroid dedik. Genelde bunlarla karşılaşıyoruz dedik de. Şimdi hem bir taraftan ilk başta bahsettik, hızlı çalışan tiroidlerden bahsettik, yavaş çalışan tiroidlerden bahsettik. Biraz daha açalım isterseniz, Guatr'ı biraz daha açalım, paratiroidi biraz daha detaylandıralım. Çünkü aslında paratiroid de pek fazla da dediğiniz gibi bilinmiyor, duyulmadı. Genelde hep duyulan bir tiroid hastalığıdır, bir Guatr'dır. İşte Guatr diyoruz, tiroid diyoruz ama paratiroid gerilerde öyle arka background'da Tabii. oturuyor. Yani dediğim gibi biraz önce de söyledim. Bu kalsiyum ayarını yapan bezler bunlar. Sıklıkla bu hastalar kalsiyum düzeylerinin yüksek olması ya da düşük olması çok fazla bir bulgu vermeyebilir aslında. Ama mesela yine paratiroidlerin hızlı çalışması durumundaki sıklıkla buna adenomları dediğimiz bu 4 bezden birisinin %2-3 oranında da ikisinin büyümesi. Neden büyüyor bunlar? Belli değil. Sıklıkla belli değil. Büyümesi ve fazla hormon yapması neticesinde kalsiyum düzeylerinde yükselmeyle ortaya çıkar. Bu tür hastalar genellikle sıklıkla asemptomatik. Yani herhangi bir bulgu yok bunu düşündürecek. Ama bazen emosyonel semptomlar ortaya çıkabilir, depresyonlar olabilir ya da hasta kliniğe yüksek tansiyonla gelebilir, böbrek taşıyla gelebilir, kemik erimesiyle gelebilir. Birçok koldan saldırıyor yani Tabii gerçekten. evet ve bu gibi şikayetlerle gelen bir hastanın kan tetkikleri istendiği zaman yüksek kalsiyum değerleri bulununca doktorun aklına geliyor bu.